Şimdi ekonomi diyelim, uzun zamandır ekonomi, dövizdeki hareketlilik gündemimizde. Hemen bu hafta acaba ekonomi cephesinde bizi neler bekliyor? Bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. İntegral Yatırım'dan Tuncay Turşucu karşımızda. Aslında uzun bayram tatili vardı. Sonrasında piyasalar açıldı. Piyasalardan gelen ilk sinyalleri konuşmak istiyoruz zaten ilk olarak. Hangi seviyeden açıldı dolar? Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Evet, iyi günler. Öncelikle umarım iyi bir hafta olur hepimiz için. Yani aslında kurda sakin bir açılış oldu. 6 seviyesinin etrafında yatay bir hareketimizi izliyorduk. Nitekim şu an içinde aşağı yukarı bu seviyede hareket ediyoruz. Az önce yine hafif bir 6.14'e yönelik bir yükseliş oldu ama artık bu tarz hareketler çok olağan hareketler. Yani altının etrafında diye bir söz söylediğimizde 6.20'lerde de olabiliyor. 6.30'a da yükseliyor. Ardından yeniden 6'ya inebiliyor. Yer yer 6 seviyesinde aşağısına iniyor ama hemen hemen izlediğimiz şey kur o sert hareketinin ardından 6 seviyelerin etrafında kendisine yeni bir denge arayışı içerisinde. Atılan adımlar oldu, alınan önlemler oldu. Bunların hepsinin de bir etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Çünkü o ilk etaptaki o sert agresif hareketler artık yerini çok daha sakin ve daha stabil bir seyre sokmuş halde. Bununla beraber bu hafta içerisinde yani aslında yurt içinde çok önemli bir veri akışımız yok. Bugün kapasite kullanım oranları ilan edilecek. Çok piyasalar üzerinde etkisini olacağını zannetmiyoruz. Dış açık rakamımızı alacağız hafta içerisinde. Onun da çok ciddi bir etkisini olacağını zannetmiyoruz. Ama yine Amerika ile Türkiye arasındaki haber akışı yine etkili olabilir. Eğer haber akışları olursa yine bunlara karşı yine bir hassasiyetimiz olacak. Amerika'dan alacağımız veriler var. İkinci çeyrek milli hasıla verisini alacağız yarın. Ertesi gün kişisel tüketim ve harcamalar verisi Amerika'da önemli bir rakam olacak. Bunları da yakından izleyeceğiz. Şimdi o tarafta eğer ABD doları... Merkez Bankası'nın, Hazine Bakanlığı'nın ard arda adımları olmuştu. Benzer adımlar bekliyor musunuz önümüzdeki süreçte de? Artık 6 seviyelerin etrafında dolaşıyor dediniz. Acaba altının altını 5 seviyelerini görmemiz yakın zamanda mümkün mü? Yani yurt içinde herhangi yeniden ilave bir adım olacağını bizler zannetmiyoruz. Çünkü o zamandı, yani o zaman çok fazla aşırı oynaklıklar vardı. Algılamalar çok olumsuzdu. O nedenle bir adıma da ihtiyaç zaten vardı. Nitekim bunlar da atıldı. Şu aşamada şu anki sakin seyir sürdüğü sürece 13 Eylül'e kadar herhangi bir şey olacağını zannetmiyoruz. 13 Eylül'de biliyorsunuz merkezin faiz toplantısı var. O zamana kadar eğer sakin seyirler sürerse ekstradan ilave bir adımlar olacağını zannetmiyoruz. Zaten haftaya hem merkezi alacağız hem de OVP'nin açıklanması bekleniyor. Bizim için en önemli şey zaten OVP. Yani oradaki verilecek olan hedefler neler, yapılacak olan adımlar neler olacak. Onu da yakından izleyeceğiz. Aynı zamanda Ağustos ayı enflasyon verileri de önümüzdeki hafta başında açıklanacak. Piyasalar hem bunu bekliyor hem de değindiniz orta vadeli programa dair piyasalarında zannediyorum büyük bir beklentisi var. Buna dair ne söylenebilir? Ne bekliyor piyasalar orta vadeli programdan? Şunu istiyorlar. Büyüme hedefi bir kere çok önemli olacak. Aslında bununla ilgili ipucu da verildi, yani %3-4 arasında bir büyüme öngörülüyor. Acaba daha agresif hedefler olacak mı şeklinde bir merak vardı. Yine de izleyeceğiz. Bunun haricinde harcamalarla ilgili nasıl bir yol izlenecek? Yani bu tarz haberler bizim için önemli olacak. Enflasyonla ilgili açıkçası çok artık yorum yapılmıyor. Yani enflasyonun birkaç ay daha yüksek seyrini ve yükselen seyrini sürdüreceği öngörülüyor. Zaten şu son hareketten sonra yani enflasyonda bir düşüşün hemen olmayacağı,
hatta yukarı yönlü hareketinde birkaç ay daha süreceğini tahmin ediyoruz. Bu çok büyük bir sürpriz olmayacak. Yani enflasyonun yükselişi artık zaten algıların içerisinde yerleşmiş bir durum. O nedenle çok çok olumsuz bir etkisinin de olacağını da o taraftan zannetmiyoruz açıkçası. Peki Tuncay Turşucu, çok teşekkürler. Piyasalarda bu hafta neler olacak, bizi neler bekliyor, bunun yanıtını aldık.